Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çocukların çok sevdiği dondurmadan yapacağız. E, bu tarifi ben bir yerde görmüştüm. E, denedik beğendik. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Bugün de sizler için yapıyoruz. Evet malzeme olarak iki orta boy muz e, kullandım. Bir bardak yoğurt. 5 kaşık pudra şekeri. Bu kısımda bunları kullandım. Muzlarımızı güzelce blender'a alıyoruz üzerine yoğurdunu ekleyeceğiz şimdi Evet yoğurdumuzu da koyuyoruz muz yerine çilek yapabilirsiniz başka bir şey de yapabilirsiniz de biz muzlu sevdiğimiz için muzlu yaptık Evet güzel bir planımızda püre şekline gelecek gibi yapacağız Burada çıkarıyorum. Ters düz yapıyorum. Tekrar içinde kalmış olabilir diye. Tekrar blenderdan geçiriyorum. İyice ezilsin diye. Evet. Burada bunu kenara alalım. Yeterli bu kadar. Burada e, krema. bir 1,5 e, krema kullandım ben burada arkadaşlar. Şekerli bulabilirseniz şekerli krema e, ile yapılıyor aslında. Ben bulamadığım için normal krema yaptım. Şekerli krema da bulursanız eğer onu da kullanabilirsiniz. Güzel çırpıcıdan çırptım içerisine de yaptığım malzemeyi ekledim şekerini ekledim bunu güzelce karıştıracağım burada Evet karıştırdım böyle bir kap alacağım bu aparatları trend yoldan aldım arkadaşlar trend yolda mevcut isterseniz oradan alabilirsiniz çubuklar zaten her yerde var çubukları güzelce geçiriyorum içerisine eşit bir şekilde bu dondurma yaptıktan sonra bir gün buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Yani bir gün süresi var. Ben bir gün önceden yaptım bıraktım buzdolabına. Evet böyle kabımıza koyuyoruz. Dökülmeyeceğimiz bir kaba. Çünkü karaması akışkan bir krema yani. Akışkan olduğu için de hemen boşaltabileceğiz içerisine. Güzelce sıyırdık bunu. Evet. Burada şimdi hemen. Bunu yapacağız. Bunu boşaltacağız. Kalan kremamı da başka bir iğne, e, bu aparatlardan var. Ona kullanacağım. Onun da beyaz çikolatayla yapacağız. Birisi normal çikolata olacak. Birisi de beyaz çikolata. İki çeşit yapacağım ben burada. Görüyorsunuz kreması gayet akışkan bir krema. Şimdi bunu buzluğa atalım biz. Yerine koyalım tekrardan diğer kabıma da boşaltıyorum bunu da buzu atacağız evet burada çikolata bildiğimiz sütlü çikolata yani 80 gramdan 160 gram yapıyor İçerisine 2 yemek kaşığı da yağ ekledim akışkan olsun diye hem parlaklık versin diye bilginiz olsun bildiğimiz sıvı yağ burada aparattan çıkarıyorum bu şey dondurmalarımızı dondurmaların kenarında bıçak yardımıyla düzleştirdim Rahatlıkla çıkıyor silikon olduğu için. Evet burada kabımızı koyuyoruz. Görüyorsunuz. Bildiğimiz makbum gibi şekli. Bunun içine aslında fındık da atabiliriz. Ee, ceviz de atabiliriz. O şekilde de yapabiliriz. Badem de atabiliriz. Bir dahakine değişik olsun diye ben içerisine badem ya da ceviz kullanacağım. Kremasının içerisine. Evet. Burada çıkardım. Gösteriyorum size. Kenara aldık bunları. Şimdi iki avuçta fındık. Bunu güzelce blenderdan geçireceğim. Çünkü çikolatadan sonra buna batıracağız. Evet, blenderimizi açtık. Olmamış henüz Tekrar biraz çevireceğim. Evet, çok fazla da küçültmeyelim. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben kullandım. Şimdi e, yaptığımız çikolatayı su bardağına koydum ben çünkü e, su bardağına girdiği için çikolatayı bu şekilde rahat bulamak için su bardağı kullandım güzel her yeri yiyecek şekilde burada da süzdürüyorum ve fındığımıza bulayacağız. Kalan yerleri tekrardan böyle çikolataya buluyorum. Evet görüyorsunuz böyle. 4 tane yaptım bundan. İkisinden de daha doğrusu oluşuma verdim. Testten geçsin diye. Dedim oluşum bak tadına ona göre video yayınlayacağım. Ee, anne güzel olmuş dedi. O yüzden sizler de fikir olsun diye çocuklarınızı yaparsınız diye sizinle paylaştım. Evet burada yine fındıklarımızı buluyoruz. Dondurmalarımız fındıklara. Evet. Bunu da güzel. Kalan çikolata bir tanesi. Ona da dediğim gibi biraz burada hızlı olmak lazım çünkü çikolatanın dolma ihtimali yüksek evet bu diğer kabımı boşaltıyorum böyle silikondan çıkarıyorum evet bu kenarlara taşmamıştı bunu beyaz çikolatayla yapacağız sütlü çikolatayla Çubuklarım şey olarak kalmamıştı çubuklarım. Ben başka çubuklar vardı. Onları kesip kullandım. Burada da beyaz çikolata. Eritişeceğiz yine. İçerisine yine iki yemek kaşığı sıvı yağ ilave edeceğiz. Sıvı yağı ilave etmeyi unutmayın arkadaşlar. Onu özellikle söylüyorum. Yaparsanız eğer. Evet. Burada yine su bardağına koydum. Pındığımızı aldık. Böyle güzelce Bakın sıvıya koyduğum için diğer çikolatayı biraz az koymuştum sıvıya. Buna biraz fazla koydum. Gayet akışkan oldu. Görüyorsunuz. Her yeri alsın diye. Yani çocukların sevdiği için arada yapıp ödüllendirebiliriz çocuklarımızı. Güzelce fındığı buluyoruz burada. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar e, izlediyseniz kanalıma abone olup beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. E, böyle tarif bildirimleri de açarsanız böyle yeni tariflerden haberdar olursunuz. E, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet güzelce buladık. Evet sonuç. Evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.